Müşteri odaklı şirket dediğinizde aklınıza ne geliyor? Herkesin en özel siparişini hatırlayan, gülümseyen bir barista mı? en son cihazları sergileyen ve interaktif ekranlarla dolu göz kamaştırıcı bir mağaza mı? Yoksa babalar günü için bir hediye almanız gerektiğini tam da zamanda hatırlatan favori mağazanız mı? Bu bölümde bir sektör lideriyle müşteri odaklı bir şirket olmanın ne anlama geldiğini konuşuyoruz. Ülkedeki en parlak beyinlerden bazılarını öne çıkaran yeni bir podcast olan TechForce Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu bölümde bize Kofana Dijital CEO'su Burak Kurucu katılıyor. Kofana, Türkiye, Orta Doğu ve İngiltere'deki işletmelerin müşteri odaklı şirketler olabilmeleri için çalışma şekillerini yeniden gözden geçirmelerine yardımcı oluyor. Podcast'imize hoş geldin Burak. Hoş bulduk Umut. Burak, şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Gerçek hayatta müşterilerine dokunan, müşterilerini birer kahramana dönüştüren bir şirket tanıyor musun? Böyle bir örnek verebilir misin bize? Çok teşekkürler Umut. Ben bugün aslında gerçek değeri yaratan şirketlerin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında duyarlı olan ve bu konuda eyleme geçen şirketler olduğunu düşünüyorum. Tabii bu konuda sadece tek başlarına bir eylem sergilemeleri yeterli değil. Bu sürece yani bu sürdürülebilirlik misyonuna hem müşterilerini hem tedarikçilerini dahil etmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, Kofana küresel iklimle mücadele anlamında ulaşılması zor, zor alanlara ekodronlarla tohum ve tohum topu atışı yapıyor. Ee, bu, bu imkanı aynı zamanda müşterilerine de sağlıyor. Bu şekilde aslında hem biyoçeşitlilik çalışmalarına ve ormanlaştırma çalışmalarına destek olurken aynı zamanda müşterileriyle Derin duygusal bağlar oluşturularak onların da e, bu gezegenin bir kahramanı olmasına katkı sağlıyor diyebilirim. Müthiş, müthiş. Böyle hayalinde her şeyi yapabilen, her şeye dokunabilen, bunu başarabilen bir şirket olsaydı, elinde sihirli bir değnek olsaydı, bunu başarabileceğini düşünseydin, bu nasıl bir şirket olurdu? Nasıl benzersiz bir deneyim yaşatmayı hayal ederdin? Evet. Gezegenimizi korumak, yaşadığımız bu dünyayı korumak çok kritik. Onun için ben herhalde çevre dostu bir e-ticaret platformu düşünebilirdim. Bunun için de üç önemli e, ilkeyi önemserdim. Yani buna öncelik verirdim diye düşünüyorum. Bunun birincisi sürdürülebilirlik. Yani o platformdan sattığımız tüm ürünler çevre dostu olurdu. Buradaki ana mesajı da aslında çöle dönmeye başlayan dünyamızı daha bereketli bir topraklara dönüştürmek olarak nitelendirebiliriz. İkinci konu kişiselleştirilmiş öneriler. Aslında yani o platformdaki müşterilerimizin geçmiş alışveriş deneyimlerini dikkate alarak, müşterilerimizin tercihlerini dikkate alarak onlara kişiselleştirilmiş ürün önerileri yapardık diye düşünüyorum o platformdan. Bunu da bir yemek yemeye gittiğinizde fast food deneyiminden ziyade sizin lezzet ve damak zevkinize hitap eden bir yemekle benzer bir şekilde nitelendirebiliriz. Yani size özel kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi oluşmasıyla benzer bir şekilde nitelendirebiliriz. Üçüncü konuda güven, müşterilerin kişisel verilerine ve yani kişisel verilerini güvende tutmak çok önemli biliyorsun ve şirketlerin öncelikleri konularından birisi. Aynı zamanda bu anlamda onlara rahatlatıcı bir müşteri deneyimi de sağlamamız gerekiyor. Bunu da şöyle düşünüyorum. Mesela müşterimizin evine misafirliğe gittiğimizde onunla işte yemek odasında hoş sohbet ederken aslında diğer odalara girme konusunda onun izni olmadan bir şey yapamayız. Bu da aslında güven ve gizlilik konusunda ...gündeme getiriyor. Burak, e, bu şirketi hayal ettik. Peki bu şirketi... E, ...müşteri odaklı... ...bu şirketi düşündüğümüzde... ...sadece üç kelimeyle... E, ...özetle desem sana... ...bu üç kelime neler olurdu? Bu üç kelime... ...dinle, anla ve çöz olurdu. Dinle ile başlayalım. Müşterilerimizin... ...aslında... ...sorunlarıyla ilgili bizden olan beklentilerini ve geri bildirimlerini aktif olarak dinlemeyi anlatabiliriz. İkinci konu anla. Müşterilerimizin beklentileri, tercihleri, yaşadığı sorunlar konusunda aslında onlara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı burada anlatabiliriz. Çöz konusu da müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için Onların hedef ve vizyonuna uygun olacak şekilde en hızlı ve en doğru çözümü hayata geçirmek olarak düşünebiliriz. Bu bakış açısıyla Kofana, bu veri okyanusunda aslında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına onları dinleyen, anlayan ve çözüm önerileri sunan. Onları bu fırtınalı sularda ve dar boğazla dar boğazlardan geçmelerini sağlayan bir e, kılavuz kaptan görevi de görmektedir. Çok teşekkürler. Burak, müşterilerine müşteri odaklı şirketi, müşteri şirketi olmayı nasıl açıklıyorsun? Nasıl anlatıyorsun? Evet, çok güzel bir soru. Burada da aslında üç ilkeyi e, dikkate alıyorum ben. E, birinci konu aslında veri. Yani göz alıcı müşteri deneyiminin can damarının veri olduğunu düşünüyorum. Çünkü veriler aslında sanatı birazcık daha bilime dönüştürerek şirketlerin tahminlerle iş yapmasından daha doğru öngörüleri dikkate alarak iş yapmasını sağlıyor. Diğer konu aslında teknoloji. Çünkü veriler ve süreçleri bütünleştirip onların koordinasyonunu sağlayan bir teknoloji omurgası şart. Burada da sağlam bir teknoloji omurgasından bahsediyoruz. Tabii şirketlerin en önemli kasları e, rekabet, kalıcı rekabet avantajı sağlamak. Tabii bu kasların da o omurgayla bütünleşmesi kritik. Evet. Bunun için de aslında Salesforce gibi çok sağlam platformlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Üçüncü konu da aslında sürekli iyileştirme. Yani teknoloji ve enformasyonla iş yapış şekillerimizi sürekli olarak yenileyip, hep daha ileriye götürmek hepimizin ana hedefi. E, onun için sürekli iyileştirme konusunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, zaten Salesforce'da biliyorsunuz bu zamana kadar yıllardır tecrübesi olan şirketlerin her zaman tekrar yeniden kendisini keşfetmesini hı hı. ve yeni iş modelleri oluşturmasına büyük olanak sağlıyor. Evet çok güzel bir özet oldu. Bununla bağlantılı olarak hep e, şu anda iş dünyasında şunu duyuyoruz. Müşteri yolculuğu, kişiselleştirilmiş müşteri yolculuğu. E, bu kavram hayatımızda. Peki Burak olarak bir müşteri olarak sana bu deneyimi gerçekten yaşatan, seni çok mutlu eden e, böyle bir müşteri yolculuğu deneyimini bizimle paylaşabilir misin? Evet tabii ki paylaşabilirim. Geçen yıl otomobil satın alması konusunda bir deneyim yaşadım aslında. İnternetten ilgili markanın web sitesinde aracı araştırdım, Tabii ilgili modeli araştırdım, o model özelinde bir konfigürasyon çıkardım. Tabii daha sonra biraz işler yoğun, o satın alma konusundan <laughs> birazcık koptuk. Daha sonra da bir arkadaşımla birlikte bayi ziyaretine denk geldim ilgili markanın. Bay ziyaretinde satış temsilcisiyle görüşmemde de aslında benim ilgili web sitesine daha önceki yaptığım araştırmalar ve bıraktığım bilgilere istinaden benimle direkt ilgili modelin e, test sürüşüne çıkarılması konusunda bir önerisi oldu. Aslında bu da o markanın online ve offline köprüler arasında yani kanallar arasında Sağlam bir bağ kurduğunu ve müşteri deneyimine gerçekten çok anlamlı ve benim açımdan unutulmaz bir seviyeye çıkardığını gösteriyor ne kadar güzel bir örnek oldu ee, Peki Kofana dijitalin CEOsu olarak e, bu özel dijital dönüşümler müşteri odaklılık anlamında bu yolculuğa çıkarken sana ilham veren neydi onu şimdi aslında teknoloji biliyorsun günümüzün en önemli hikayesi ve her geçen gün çok hızlı bir şekilde, dinamik şekilde ilerliyor. Aslında buradaki dinamiklikten oluşan fırsatlar bizi çok heyecanlandırıyor. Yani o sürekli yenilenme, yeni konular ve onları öğrenme arzusu bize en fazla heyecanlandıran konulardan birisi. Biz de aslında o teknolojik ilerlemeye bağlı olarak o konuları yakından takip edip kendi içimizde harmanlayıp müşterilerimize sunma konusunda aslında e, ekip olarak çalışıyoruz diyebilirim. Oradan şunu düşünüyorum çok çeşitli bölgelere hizmet veriyorsunuz çok çeşitli bölgelerde müşterileriniz var Türkiye özellikle Türkiye Orta Doğu İngiltere ve bu coğrafyalara bu bölgelere baktığımızda da ee, çok farklı kültürler görüyoruz Peki bu ayrıştırmayı bu farklılaştırmayı bu kü kültürel farklılıkları e müşteri odaklı şirket anlamında nasıl e size etkiliyor nasıl yönleniyorsunuz neler yapıyorsunuz o anlamda şimdi burada ben kültürel farklılıkların çok önemli bir sorun olmadığını aslında bir fırsat olduğunu düşünüyorum asıl konu kültürel belirsizlik yani İlgili coğrafyada yaptığınız işle ilgili e, o bölgenin dinamiklerini, o coğrafyanın dinamiklerini bilmiyorsanız asıl sorun orada. Yani burada neyi kastetmeye çalışıyoruz? Aslında o ilgili pazardaki müşteri dinamiklerini çok iyi anlamak, müşterilerimizin müşterilerinin sorunlarını çok iyi anlamak ve oradaki kültürel belirsizliği yok etmekten. E, bahsediyoruz. Salesforce'un da bu tarz çözümleri çok biliyorsun. E, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaratmak, e, ilgili pazarda müşteri analizini yapmak, segmentasyonunu sağlamak gibi. Aslında ben daha çok konunun kültürel farklılıktan ziyade bir kültürel belirsizliği çözme ve asıl orayı adreslemek olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, çok farklı bir e, yaklaşım. E, Peki deneyimlerinize göre, sizin deneyimlerinize göre işletmelerin müşteri merkezli bir modele geçerken eminim zorluklar yaşıyorlardır. Bu zorluklar ne olabilir aklına gelen? Çünkü çok fazla şirketle çalışıyorsunuz ve bunların üstesinden nasıl gelebilir şirketler? Şimdi dediğim gibi bu zamana kadar hem Türkiye'de hem de globalde aslında 300'den fazla dijital dönüşüm projesine Öncülük ettik ve bunları başarılı bir şekilde tamamladık. Genel olarak gördüğümüz sıkıntılar üç ana başlık altında toplayabilirim. Hı. Şimdi birinci konu dijital yeterlilik. Yani aslında şirketin yatırım yapacağı teknoloji platformu hakkında detaylı bir bilgi edinmesi ve o dijital yeterlilik seviyesine ulaşması. Tabii sizin sadece teknoloji hakkında bilgi edinmeniz, ona yatırım yapmanız yetmiyor. İkinci konu liderlik yeterliliği bence. Yani bu dönüşümü gerçek hayata geçirecek ve bunu hızlı bir şekilde iğmelendirecek bir lidere, yani bir gemi kaptanına ihtiyacınız var. İkinci konu liderlik yeterliliği olduğunu düşünüyorum. Tabii Teknolojiniz var, bir lideriniz var. Yani bir geminiz var, bir kaptanınız var diyelim. Bunlar yeterli değil. Üçüncü konu aslında şirketin ortak dijital vizyonu. Yani şunu demek istiyorum. Siz bir gemi yolculuğuna çıkacaksınız. Geminiz hazır, kaptanınız hazır ama mürettebatınızla aynı dili konuşmuyorsanız o yolculuğun başarılı bir şekilde sonuçlanması çok mümkün değil. Onun için kurum içerisinde en alt seviyeden en üst seviyeye kadar üst yönetimi de çevreleyecek bir şekilde oluşturulan kolektif akıl ağı, yani oluşturacağımız şirket ortak dijital vizyonunun belirlenmesi ve bunu herkesin benimsemesi çok kritik. Ancak bu şekilde başarıya ulaşılacağını düşünüyorum. Onun için aslında bu yolculuğa start vermeden olan vermeden önce müşterilerimize bu üç hı hı. konuyu detaylı olarak irdelemelerini ve olgunluk seviyelerini test etmelerini öneriyorum. E, harika, çok güzel bir benzetme oldu bence ve çok akılda kalıcı e, gemi dedin, kaptanı dedin, mürettebat dedin. Gerçekten çok doğru hepsinin aynı noktada olması başarı için. Peki zorluklar dedik. E, böyle bir örnek var mı mesela sizin e, Kofana dijital olarak bu zorlukları yaşamış ama sizlerle beraber bu projeye. E, Start verip arkasından da bunu e, gelişen bir şirkete kendilerini döndüren e, bir şirket örneği var mı? Böyle bir yolculuktan bahsedebilir misiniz? Tabii misin? ki e, global bir referansımızdan bahsetmek isterim. Tabii onlar açısından çok zorluk yaşadığını düşünmüyorum ama ana hedefleri mevcut müşteri deneyimini daha iyi bir noktaya getirmek ve iyileştirmek olarak hı hı. nitelendirelim. E, çok zor bir durumda olduklarına çok katılmıyorum. Tabii demin bahsettiğim sürekli iyileştirme konusunda onların da bir aksiyonları vardı. Bu aslında globalde çok önemli bir FMCG şirketi. Uluslararası operasyonları var. Biz de ilk projemize Kuzey Kıbrıs'ta başladık. Daha sonra Ürdün'de bir proje yaptık. Bu proje satış, satış sonrası hizmetler ve pazarlama alanlarındaydı ve Salesforce'un bu alandaki çözümlerini uyguladık. Tabii müşterinin Müşteri deneyimini iyileştirmek dışında pazara hızlı ürün çıkma gibi bir inisiyatifi vardı. Bu nedenle bizden hep projeleri yani 3 ayda bitirmemiz lazım, 4 ayda bitirmemiz lazım, ne düşünüyorsunuz gibi yorumları olmuştu. Ve biz gerçekten 3 ay içerisinde bu iki projeyi canlıya aldık. Daha sonra daha büyük bir market olan işte Suudi Arabistan ve Kuwait tarafına geçtik. Orada da 4 ay gibi kısa bir sürede projeyi canlıya aldık. Ve bu serüven, bu macera bizim oluşturduğumuz ana çözüm şablonu üzerinden diğer ülkelere yayılmaya başladı. Tabii e, müşteri de bu konuda birçok fayda elde etti. En önemli faydalarından birisi, yani hangi stratejileri uyguladığımızı düşünürsek, aslında dijital bir strateji uyguladık. Yani müşterinin, e, müşteri 360 görünümüne sahip olmasını sağladık. Bu şekilde de çağrı merkezindeki, eee agentlar müşterilerine destek verirken aslında daha iyi bir müşteri deneyimine sahip olmuş oldular çünkü tüm müşteri 360'ı tüm müşteriyle ilgili bilgiyi tek ekrandan görebildiler. Diğer konu pazarlama alanında aslında geldi. Birçok sadakat programı, promosyonlar sistemde tanımlandı ve tüm müşterilere ve siparişlere uygulanabilir hale geldi. Biliyorsun en önemli konumuz doğru zamanda Doğru içerikteki pazarlama aktivitesinin doğru kitleye çıkılması. Çok da. Bu da çok önemli bir konu. Bunu da aslında Salesforce'un Marketing Cloud ürünüyle sağladık. Bu da aslında satışların artmasına ve doğrudan müşterinin cirosuna katkı sağlayan bir konu oldu. Çok gurur verici, e, global bir müşteriye e, bu çapta, e, bu şekilde hizmet verebilmek, bu da zannediyorum e, çok şanslıyız. Çünkü teknoloji hiç olmadığı kadar hızlı. E, aslında bir sonraki sorum da bununla ilgili. E, çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz teknolojinin. Peki bu otomasyonun e, İnsan dokunuşuyla o aradaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Bu hızlı teknolojik değişime e, nasıl ayak uyduruyorsunuz? Evet, şimdi biliyorsun teknoloji çok hızlı ilerliyor. Zamanda işte bulut sistemleri konuşuyorduk, sosyal medya platformlarını konuşuyorduk, mobilite konuştuk bir zamanlar. Sonra geçen yıllarda biliyorsun büyük datayı konuştuk ama şimdi en önemli konumuz yapay zeka ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor senin de bahsettiğin şekilde. Şimdi burada aslında bir e, işverenler açısından maliyeti azaltma gibi bir benimseyiş var biliyorsun. Yani çalışanların yerine süreçleri otomatize ederek aslında bir maliyet avantajı sağlamak. Ben aslında bu konuya tam olarak katılmıyorum. Çünkü en iyi algoritmanın ya da en iyi insanın e, yaratacağı etki, tek başına yaratacağı etki hiçbir zaman en iyi algoritmayla en iyi insanın Hı. birlikte oluşturacağı sinerjiden daha öte olmadığını düşünüyorum. Şirketler de operasyonlarını müşteriye temas ettikleri noktaları çok iyi adreslemelidir ve hangi noktada insanı kullanacağını, hangi noktada bu yapay zekayı kullanacağını çok iyi belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu belirlendiği takdirde müşterilerimizle derin bağlar derin olumlu bağlar kurarak e, ilerlemek ve onları kazanmak e, çok daha kolay olacağını düşünüyorum yani meseleyi bu şekilde basit bir şekilde özetleyebilirim hı hı. aslında çok teşekkür ederim ee, sizin gibi e, müşteri odaklı şirketlerin Geleceğini nasıl görüyorsun? Nasıl şekillenecek? E, çünkü çok hızlı teknolojiden, değişen teknolojiden bahsettik. Sence ne gibi yeni trendler bekliyor bizi? Biraz bunları da paylaşabilir misin? Tabii ki. Şimdi yeni trend demin de söylediğim gibi yapay <laughs> evet. zeka zaten. E, konunun biraz buradan ilerleyeceğini düşünüyorum. Şimdi bu konuda e, bağımsız araştırma kuruluşları ve danışmanlık firmalarının yaptığı araştırmalar var. Mesela senin de bildiğin gibi... Gartner bu sene yaptığı bir araştırmada işte ChatGPT'nin gündeme gelişi, onun büyük reklamasyonla ortaya çıkışı aslında şirketlerdeki yöneticilerin %45'inin bu tarafa yatırım yapma inisiyatifini arttırdığını gösteriyor. Tabii bu yatırımlar nereye yapılıyor? Demin hani maliyet optimizasyonundan bahsettim ama bu aslında çok daha küçük bir kısmı. Şimdi verileri paylaşacağım kısaca. Daha çok yapılan yatırımlar eee elde etmeye yönelik. Yani o yapılan anketten %38 oranında yapay zeka kullanımının müşteri deneyimini arttırma, hmm. müşteri elde müşteriyi elde tutmaya yönelik olduğu anlaşılıyor. Daha sonra gelen %26'lık kısmı da aslında daha çok gelir artışına, yani yeni müşteri elde etmeye. Yani amaç hep müşteri deneyimi ve yeni müşteri elde etmeye yönelik maliyet azaltma konuları %17 gibi daha küçük bir alanda. Tabii bunun dışında McKinsey'in de yaptığı bir araştırma var. Yapay zekanın kullanımından elde edilen yıllık hmm. değerin daha çok hangi iş alanlarından geldiği ile ilgili. Burada 16'dan farklı iş alanında bir analizi var. İşte burada tedarik zinciri var, finans var, üretim var, birçok alan var. Ama onların yaptığı araştırma sonucunda da yıllık elde edilen değerin %75'i e, satış, pazarlama, müşteri operasyonları, ARGE ve yazılım mühendisliğinden geldiğini söylüyor. Yine demin bahsettiğim şekilde konu aslında satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarına odaklanıyor. Ben e, Trent'in yani yapay zeka trendinin çok hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum ve müşteri edinme konusunun da daha değişik bir bilimsel yaklaşıma döneceğini düşünüyorum. Burada neyi kastediyorum? Aslında çok kanallı yapılardan daha ziyade tek kanallı bir yapıya geçeceğimize Yani ne demek istiyorum? Bugün Hı. markalar aslında daha çok tüketicileri etkilemeye çalışıyor. Odak noktaları onlar. Yaptıkları Doğru. pazarlama stratejileri onun üzerine. Ama yapay zekanın gelişiyle birlikte artık bu markalar son tüketiciden ziyade ürünleri, çözümleri öneren, tüketicilere öneren yapay zeka platformlarını etkilemeye çalışacağını ve odak noktalarını onlar olacağını düşünüyorum. Bir şekilde onları eğitmek gibi. Evet. Çok, e, ilginç veriler paylaştım bizimle çok teşekkür ederim. Son sorum da e, bu yolculuğa e, yeni çıkacak olan şirketlere ne gibi önerilerin olabilir? Yani müşteri odaklı bir şirket olmak isteyen bu yolculuğa çıkacak olan müşterilere e, şirketlere ne gibi önerilerde bulunabilirsin? Şimdi zaten bir önceki sonuda, önceki soruda detaylardan bahsetmiştik. Ben aslında en önemli önerim, benim için şöyle bir kavram var. Dijital ustalık diyorum ben bu Hı. kavrama. Yani teknolojiyle birlikte iş yapış şekillerini dönüştürmek, daha verimli, daha karlı, daha fazla gelir elde edecek operasyonlara dönüştürmek dönüştürmeyi bahsediyorum burada. Yani yaptıkları işlerin dijital iş ustaları olması gerekiyor. Bir önceki soruda da, cevaplamıştım. Yani dijital yeterlilik, liderlik yeterliliği, Doğru. şirketin ortak dijital vizyonu gibi konular önemli. Bunlar olmazsa olmaz. Ama buna ilave olarak bir konu daha eklemek istiyorum. Sonuçta bu iş operasyonları ve teknoloji arasında süreç eşleştirmelerini yapan, katma değerli çözümü ortaya koyan ve arada bir köprü görevi gören bir paydaş daha var. Bu da aslında Bizim gibi Kofana gibi danışmanlık firmaları, yani onları o fırtınalı sulardan kurtaracak gemi kaptan benzetmesine <laughs> geri döndüm biraz dar boğazlardan geçirecek bir kılavuz kaptana ihtiyacı var. E, bu yolculuğa başlamadan önce de ilgili danışmanlık firmasının bu zamana kadar neler yaptığı, geçmiş deneyimleri ve tecrübelerini gözden geçirmelerini öneririm. Çünkü bizler geçmiş deneyim ve tecrübelerimizi e, yeni projelerimize, yeni müşterilerimize aktararak aslında onların hedef ve vizyonuna uygun en hızlı, en doğru çözümleri tabii ki Salesforce'un tüm çözüm ailesiyle birlikte hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani demin bahsettiğim üçüncü konuya, olmazsa olmaz üç konuya bir dördüncü madde olarak yola çıkacakları iş ortağının deneyim ve tecrübesini ekleyebiliriz. Burak, bugün TechForce Türkiye'ye katıldığın için çok teşekkür ederim. Bir müşteri şirketi olmanın ne anlama geldiğini keşfetmemize yardımcı oldun. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük zevkti. İş uygulamalarını yeniden tanımlama ve müşterilere her kararın merkezine koyma konusundaki bu sohbetten değerli bilgiler edindik. Sevgili dinleyiciler, TechForce'un bu bölümünde bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.